Değerli seyircilerimiz, Kanal 23 ekranlarından Melisa ile Yaşama Daire hoş geldiniz. Hemen çok sıcak bir haberimizi verelim, öğrencilerimizi mutlu edelim. Elazığ genelinde yarın yani 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil. Hadi çocuklar, müjdeli haberimizi vermiş olalım. Sizler de bol bol kartopu oynayın. Rabbim bereketiyle yağdırsın karı. İnşallah uğurlu olur. Ama lütfen şu özellikle kışlık lastik takmayanlar trafiğe çıkmasınlar. Dün hakikaten aniden bastırdı ve çok zorluk yaşadık. Zorluk yaşamamızın en büyük nedeni de bence hala lastiklerini değiştirmeyen sürücüler oldu. Kaza yapanlara geçmiş olsun diyorum. Buradan öyle geçmiş olsun dileklerimizi de yollayalım, dikkat edelim diyelim. Karımızı bekledik, dört gözle bekledik, geldi. Bol bereketiyle gelmiş olsun. Tekrar söylüyorum çocuklar, yarın Elazığ'da okullar tatil. Zaten 15 tatillere de ne kaldı? Şöyle güzel güzel eğlenin diyelim. Değerli seyircilerimiz, bugünkü program konumuza da geçecek olursak, yıllardır program yapıyoruz ama eczacılıkla ilgili ilk defa program yapacağız. Hemen konuğumu size tanıtmak istiyorum. TEB 23. Bölge Elazığ Eczacı Odası Başkanı Eczacı Mehmet Ulaş Güler Beyefendi ile beraberiz. Eczacılık kısmının sorunlarını da konuşalım. Biraz vatandaşlar kısmından da ele alalım. Sizin de sorularınız varsa hocama sorularınızı bekliyoruz. Telefon numaramızın WhatsApp kısmını kullanın. Lütfen program boyunca da alt bant olarak kalacaktır. Bunu da ekleyelim. Değerli hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Ben de teşekkür ederim. Bereketiyle geldi kar ama biraz meşakkatiyle de geldi hocam. Siz de aslında yürüyerek çok geldiniz buraya. Evet. Ben de yürüyerek geldim. Ya tabii ki kar şehir içinde belki yaşamı biraz zorlaştırıyor ama hayatın en temel ihtiyaçlarından biri. Bugün dünyadan bu yana insanların mutluluğunu görüyorum. Çocukların gözleri ışıldıyor. Aslında güzel oldu karın yağması. Birazcık sıkıntı çekeceğiz işe gidip gelirken artık o da şeyidir yani, her nimetin bir külfeti var. Hocam hakikaten dün çok sorun yaşadık. Aniden bastırdı. İnsanların birçoğu hazırlıklı değildi. Ama şu kış lastiğini takmayanlar ciddi problem yaşattılar. Diyebilirim ki evimle televizyon arası 5 dakikalık bir mesafe, 1 saatte gitmek durumunda kaldım. Hakikaten zorlu bir süreçti. Evet. İnşallah maalesef can kaybı olmamıştır. İnşallah. Yani şöyle, ticari araçlar için bir zorunluluk var, kış lastiği kullanma zorunluluğu. 1 Kasım'da her yıl ticari araçlara bir zorunluluk geldi ama özel araçlar için bu zorunluluk gelmediğinden bazen bizim toplumumuzda da şey var ya, böyle bir nasıl kar yağarsa takarız, acelesi yok, hani imalkarlığı hepimizde olan bir şey. Karda birdenbire bastırınca, bir de yıllardır kar, böyle bir kar yağışı olmamıştı. Evet, evet. O dün bir şey yarattı, sıkıntı yarattı ama bugün insanlar tedbirli. Hocam sanayide çalışan arkadaşlarım var, sosyal medyada bayram yapıyoruz şeklinde paylaşımları vardı. Tabii ki trajikomik bir paylaşım ama dikkatli olmakta, ihtiyatlı evet, olmakta evet. Da fayda tabii, var. Mal kaybı çok önemli de can kaybı olmasın ama. Evet, can kaybı olmasın. Can kaybı olmasın. Değerli hocam, şimdi diyorum ya, hani programımızı 4. sezonunda ve ilk defa sizi ağırlıyoruz eczacılık ve ilaçlar alanında. Sorunlarınızla başlayalım, özellikle odanızla başlayalım. TEB 23. Bölge Elazığ Eczacı Odası Başkanısınız. Biraz odamızdan bahsedelim, neler yapıyoruz? Tabii. 23. Bölge Elazığ Eczacı Odası 1975 yılında kuruldu. Kurulduğu dönemde Elazığ, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illerindeki tüm eczanelerin üye oldukları bir odaydı. Zamanla tabii oda sayısı artınca şu anda 23. Bölge Elazığ, Bingöl, Tunceli Eczacı Odası olarak kendimizi tanımlıyoruz. 3 ilindeki meslektaşlarımızın sorunlarıyla ilgileniyoruz. 3 ilimizde sağlık hizmetiyle ilgili katkı vermeye çalışıyoruz. Tabii Eczacı Odası 6.643 sayılı Türkiye Eczacılar Birliği kanunuyla kurulmuş kamu kurumu nitelinde bir meslek odası. Kamu tarafından verilmiş görevler var yerine getirmemiz gereken. Ona bağlı da sorumluluklarımız var. Yani eczanelerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmeleri, hizmetin sıkıntısız yürümesi, nöbet hizmetlerinin düzenli olarak görülmesi, vatandaşın 7 gün 24 saat kesintisiz ilaç hizmetine ulaşabilmesinin sağlanması konusunda eczacı odalarının görev ve sorumlulukları var. Biz de bunları elbette ki yerine getiriyoruz. Aynı zamanda sonuçta tabii bir meslek odası olarak da bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu sivil toplum kuruluşu olarak da toplumsal ve sosyal görevlerimiz var. Bunlarla ilgili de yoğun çalışmalarımız oluyor. Hem mesleki konularda mesleki eğitimlerimiz söz konusu, hem toplumu sağlık anlamında bilinçlendirme gibi bir görev ve yükümlülüğümüz var. Tabii Elazığ biliyorsunuz 2 yıl önce çok ağır bir deprem felaketi yaşadı. O süreçte odamızın yine vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşabilmeleri, ilaç ulaşabilmeleri için
ciddi anlamda yerine getirdik. Görevler oldu. İlaçlarına ulaşamayan vatandaşlarımıza ilaç sağladık. Bunun haricinde de yine ilk günlerde özellikle çadır kentlerdeki ısınma sorununa yönelik çalışmalar yürüttük. Bebeklerin mama ihtiyaçlarına yönelik, bez ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttük. Aynı şey zamanda yıl içerisinde eczacılık mesleğini tanıtmak, eczacılık mesleği hakkında öğrencilerin fikri oluşturabilmek için milli eğitimle koordineli okullarda çalışmalar yürütüp bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde hem sağlık hizmetinin sunumu hem sosyal görevler açısından elimizden gelen gayreti gösteriyoruz meslektaşlarımızla birlikte. Evet. Hocam, orada kullanmış olduğunuz bir ibare vardı. Özellikle halkı bilinçlendirme dediniz. Merak ediyorum, yani vatandaşların bilinçlenmesi gereken yön ne olabilir sizin sektörünüzde? Sağlık okuryazarlığı dediğimiz bir kavram var. Aslında bu ülkemizde gelişmekle birlikte henüz daha yeterli seviyede değil tabii. İlaç kullanımı da bunun önemli kısımlarından biri. Yani birincisi, bazen şöyle bir algı var. İlacı içtiği anda iyi olacağına inanan bir toplum var. Toplumun bir kısmı var. İkincisi, ilacının ihmal ettiği takdirde çok bir sorun yaratmayacağını düşünen vatandaşlarımız özellikle var. Özellikle akma tansiyon hastaları geliyor. Tabii ki. Ya, ilaçlar şöyledir. İlaç bir kimyasal sentez elde edilmiş bir üründür sonuçta. Ve ilaç bir kimyasal ürünün ilaç olabilmesi için dozu değerlidir. Yani doğru dozda ilaçtır, yanlış dozda zehirdir. Bu hemen hemen her şey için geçerli. Yani fazla, eğer dozunda almazsanız bu vücudunuzu zehirler. Doğru dozda ve doğru zamanda almak zorundasınız. Yani size hekiminiz günde iki defa bir ilacı öneriyorsa onu 12 saatte bir almak zorundasınız esasında. Ya da bir tableti içerken onu bazen susuz kullanan vatandaşlarımız var. Bu konuda sürekli ben kendi adıma da uyarıyorum. Bol suyla tüketmek o ilacın emilimini ve etkinliğini artıracaktır. 12 saatte bir mutlaka almak zorundasınız. Çünkü 12 saatte bir aldığınız yaralanma ömrü dediğimiz ilacın kandaki etkinlik düzeyinin düştüğü andan itibaren ilacın etkinliği gidiyor. Bu tip konulara çok dikkat etmek lazım. Bu konuda vatandaşı bilinçlendirmek lazım. Ama bizler eczacılar olarak en yakın sağlık danışmanıyız. Vatandaşlarımızın hemen hepsinin mahallesinde ulaşabileceği, danışabileceği bir eczanesi, bir eczacısı mevcuttur. Ve bir sağlık hizmeti sunucusu olarak ve sağlık meslektaşlarım bu konuda vatandaşlarımıza, halkımıza karşılıksız ve kesintisiz sağlık hizmeti ve bilgilendirmesi yapmaktadırlar. Onda bir sıkıntımız olmaz. Hocam, şimdi sonuçta ne olursa olsun bir oda, bir STK pozisyonu ve diğer STK'larla irtibatınız ne şekilde? Mesela deprem sürecinde orada ısıtılmadan tutun işte çocuklara kadar her türlü yardımda bulundunuz. O belki hemen hepimizin üzerine düşen vazifelerden bir tanesiydi. Diğer STK'larla ne tür işbirlikleriniz var veya var mı? Ya aslında çok da yok işin doğrusu. Yani tabii ki akademik meslek odaları dediğimiz odalar var, biliyorsunuz belki işte Baro bunlardandır. Diş hekimler odası, tabipler odası falan gibi. Bunlar akademik mesleklerin odaları ve bu odaların tamamının kuruluşları özel kanunlarla olmuştur. Yani kendine özel kanunları vardır. Tam STK değiliz aslında. Hani dediğim gibi kamu kurumu niteliği taşırız. Ona kanunun yüklediği görevleri de yerine getirmek zorundayız. Onun için hani herhangi bir STK gibi bir STK platformunun içinde biz yer almıyoruz ama kanunumuzdan doğan görevlerimizi yerine getirmek amacıyla tabii ki Ticaret Sanayi Odası'yla da görüşülmesi gerekiyorsa, ortak paylaşılacak bir şey varsa onu da paylaşıyoruz falan ama özel bir STK grubu içerisinde değiliz biz. Evet. Hocam, Elazığ, Bingöl ve Tunceli, evet, üçlüsü olarak çalışıyorsunuz. Onların Bingöl ve Tunceli'nin de size bağlı olması neyi kazandırıyor ve negatif tarafları var mı? Ya, bir kazancı yok da şöyle bir zorunluluk var. Yine kanun çıkarken bir ilde eczacı odası kurulabilmesi için 150 üye yükümlülüğü getirilmiş. Bingöl ve Tunceli'de bu sayı yakalanamıyor. Aslında hani yerinden yönetim her zaman için çok daha sağlıklıdır. Bingöl'deki meslektaşımızla Tunceli'deki meslektaşımızın Elazığ'a ulaşımı zor. Hani mümkün olduğu kadar artık gelişen teknoloji sayesinde online hizmet vermeye çalışıyoruz. Oradaki meslektaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz ama şu anda teknik olarak oralarda oda kurulma şansı yok. İlk olarak 6 odayla başlamış Türkiye'de. İlk 6 eczacı odası kurularak, onun da adına bağlı olduğu bir Türk Eczacıları Birliği, Üst Konfederasyon diye tanımlayabileceğiniz sizin bir şey kurulmuş. Şu anda 54 eczacı odası var Türkiye'de. Yani çoğu da sadece kendi illerinde görev yapan odalar ama işte bizim gibi birkaç tane oda hala da çevre illere de hizmet vermek yükümlülüğünde. Bu da işte kanundan doğan o 150 eczacı üye sorumluluğu. Tunceli'de toplam üye sayımız 20.
Hayır, yani zaten çok, nüfus az. Evet, nüfus az. Ona bağlı eczacı sayısı az. Orada bir oda olma şansı yok. Ama tabii ki 140 kilometrelik mesafe hem bizim oraya yeterince katkı vermemize konusunda sıkıntı yaratıyor. Hem onların bizden hizmet alırken, ama bunu online yöntemlerle elimizden geldiği kadar desteklemek istiyoruz. Bize bir katkısı olduğundan değil yani. Hocam Elazığ'da ne kadar üyeniz var? Elazığ'da 260 civarında üyemiz var. 140 merkez eczanemiz, 30 küsur ilçe eczanemiz var. Bunun dışında da işte kamuda çalışan meslektaşlarımız, eczane depolarında çalışan meslektaşlarımız, özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımız, bir de son kanun değişikliğiyle artık eczacılık fakültesini bitiren gençlerimizin yardımcı eczacılık yükümlülükleri doğdu. Bir yıl fakülteyi bitirdikten sonra bir eczanede yardımcı eczacılık hizmeti vermek zorundalar eczane açabilmek için. Bu meslektaşlarımız var yine üye olarak. Bunların toplamı bizde 260 civarında Elazığ'da üyemiz var. Evet hocam, şimdi eczacılıkla ilgili yeni düzenlemeler var. Birazcık bunu da konuşalım. Aslında böyle derinlemesine geniş geniş konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Şimdi siz dediniz ki yeni mezun olan öğrencilerimiz bir yıl staj yapmak zorundalar bir eczanede. Eczacılık fakültesi son sınıfta zaten staj yok mu? Var. Yani hani bu neye hasılı olarak doğdu? Sorunlarını konuşalım. Tabii, onu anlatayım size. 2012 yılında 6197 sayılı kanunda yapılan bir değişiklikle nüfus kriteri getirildi eczane açılmalarında. 3500 kişiye bir eczane üzerinden hesap yapılarak yerleşim birimlerinde eczane sayıları belirlendi ve bu eczane sayılarının üstüne çıkılmaması için bir çalışma yürütüldü. Tabii ki 2012 yılında müktesep kazanılmış hakkı olan meslektaşlarımız vardı. O gün itibariyle Eczacılık Fakültesi'nde okuyan ya da Eczacılık Fakültesi'ni bitirmiş ama bir eczane sahibi olmayan meslektaşlarımız. Onlar için tabii ki bu hak saklı kaldı ama 2012'den sonra Eczacılık Fakültesi'ne giren öğrenciler için bu kriter getirildi. Yani şunu da çok daha kolay anlatayım. Elazığ 3500'e bir eczane hesabı yaparsak, Elazığ merkez ilçe nüfusumuz yaklaşık 380 bin civarında. Bunu 3500'e bir kriterinden yaptığımız zaman 140 eczane olunca 450 bin nüfus çıkıyor zaten. Elazığ nüfusu 450 bine sayısını geçene kadar Elazığ için Sağlık Bakanlığı'nda bir eczane kontenjanı açılmayacak. Onun için bitiren meslektaşlarımız fakülteyi EYS'de atanmada Elazığ merkezi göremeyecekler. Yani Sağlık Bakanlığı'nın eczacı yerleştirme sistemiyle artık yeni fakülte bitiren meslektaşlarımız atanıyorlar eczane açmak açısından. Onlar girdikleri zaman sisteme Elazığ merkezi göremiyorlar. Çünkü Elazığ merkezde nüfus kriterine göre sayı fazla zaten. Bu şekilde düşünürsek Türkiye'de şu anda 1800 tane boş yer var. Bu 1800 tane boş yer için başvurabiliyorlar bu meslektaşlarımız. Ama bunlar da daha çok ilçeler, kırsal bölgelerde boşluklar var. Şehir merkezlerinde işin doğrusu çok fazla... Aklıma İstanbul geliyor. İstanbul'da bildiğim kadarıyla iki ilçede boşluk vardı en son. Son EYS'de Arnavutköy ve Pendik'te boşluk vardı. Hocam ama çocukların işi çok zorlaştı artık. İstanbul gibi bir dev nüfusta bile sadece iki yerden bahsediyoruz. Evet, yeni mezunlar için böyle. Ama işte ya eski emekli olan bir meslektaşın ruhsatını devralma şansları var. Bu bahsettiğimiz yardımcı eczacılık da bu bağlamda 2012 yılında kanuna eklendi. Eczacılık fakülteleri 5 yıllık okullar. Aslında 5. yılı da yoğunlukla stajla geçen fakülteler ama hem istihdam kolaylığı sağlanması hem de yeni meslektaşların eczane açıp eczacılık hizmetini daha sağlıklı sürdürebilmeleri için bir tecrübe kazanmaları amacıyla bir yıllık bir yardımcı eczacılık zorunluluğu getirildi. Bu zorunluluğu da yine Sağlık Bakanlığı eczanelere tarafından yapılmasını sağlıyor. Yani bu meslektaşlarımızın başvurularının üzerinde Sağlık Bakanlığı tarafından meslektaşlarımız eczanelere yerleştiriyorlar ve zorunlu yerleştirme. Eczane ben istemiyorum deme şansına sahip değil. Bu da bir istihdam kolaylığı getiriyor. Ama işin doğrusunu söylemek gerekirse de meslektaşlarımız için sıkıntılı bir süreç oluşuyor burada. Hocam bizler için de bence sıkıntı. Yani şimdi düşünün, ben Çaydaçıra Mahallesi'nde oturuyorum. Yanlış bilmiyorsam mesela iki tane eczane gözüme çarptı. Bence yeterli değil. Bence. Çünkü sonuçta ne olursa olsun ilaca ulaşabilme, sonuçta yaşlılarımız da var. Yani belirli noktalarda özellikle hastane önünde toplanıyor birçok eczacı, belki sonuçta haklılık payları da var ama böyle muhtelif yerlere dağılması vatandaşlar açısından da avantaj olur ve sayı ne kadar çok olursa bence bizim için daha iyi. Tabii ama o zaman da işin sürdürülebilirliğinde sıkıntı yaşanıyor. Ya yani bu nüfus kriteri sadece Türkiye'ye ait bir şey değil. Fransa'da, Almanya'da 60-70 yıldır uygulanan kriterler bunlar. Şöyle bir durum var. Biz birinci basamak sağlık kuruluşu olarak tanımlanıyoruz Sağlık Bakanlığı tarafından. Ama aynı zamanda da kanun bizi nitelikli tüccar olarak tanımlıyor. Şimdi sayı eğer geometrik olarak artarsa eczane sayıları, eczacılık hizmetinin verdiği maliyetleri eczaneler karşılayamamaya başlıyorlar. Bu belki sayı artıyor ama niceliksel artış
niteliksel düşüşe yol açıyor. Yani bunu çok fazla gözlemledik biz. Nitelik olarak eczane sayısı arttıkça o eczanenin verebildiği hizmet kalitesinde düşüş görüyoruz. Çünkü ekonomik şartlar bu kez değişiyor. Yani bir eczaneye girdiğiniz zaman sizi içeride 4-5 personel tarafından karşılayabiliyorsa, hem de sağlık hizmeti vermek için eğitilmiş personel tarafından karşılayabiliyorsanız, eczanelerdeki ilaç sayılarının ve miktarının yeterli olması durumuyla karşılaşabiliyorsanız hizmeti çok daha sağlıklı alıyorsunuz. Öbür taraftan eczane sayısının geometrik olarak artması durumunda ekonomik şartlar, kiraların yüksekliği, personel giderlerinin artması sonucu eczanelerin verebilecekleri hizmet azalıyor. Bu sebepten daha nitelikli sağlık hizmeti açısından belli sayıda eczanenin çok daha sağlıklı olduğu gözlemlendi bu. Dünya genelinde. Onun için de 2012 yılında hem Türkiye Eczacıları Birliği hem de Sağlık Bakanlığı tarafından ortak planlanarak çıkarılan bir kanun bu. Hocam şimdi dediniz ya eczacılarda emeklilik. Ben eczacılarda emeklilik hiç duymamıştım. Yani çünkü hani sanki çok kolay bir meslek gibi geliyor dışarıdan. Tabii ki dışarıdan mutlaka zorlukları vardır. Ama yani eczacılarda da emeklilik yaşı var mı? O prosedür ne yaş olarak işliyor? Yok. Ama emekli olan meslektaşlarımız var işin doğrusu. Artık tamam yorulduk deyip eczanesini devreden meslektaşlarımız oldu son bir yıl içinde Elazığ'da. Hani isim zikretmek doğru değil ama artık yeter biz gençler devam etsinler diye meslektaşlarımız da oldu. Çünkü hizmet sonuçta eczacı dediğim gibi sağlık hizmeti veriyorsunuz. Eğer zihinsel ve fiziksel olarak kapasiteniz yeterli değilse bu hizmeti sürdüremezsiniz. Sürdürmemelisiniz de zaten. Siz ilaç danışmanlığınızı eksik yapıyorsanız ya da emeklilik yaşına geldiğiniz için eczanede size personelleriniz, eczacına teknisyenleri çalışırken siz evinizde oturmak zorunda hissediyorsanız kendinizi sağlık açısından vatandaşa doğru sağlık hizmetini ulaştıramazsınız. Sağlık hizmeti eczanede bir fiil eczacı tarafından verilmelidir. Evet. Bizim birinci zaten kanunumuzda bu konuda çok açık. Eczacının eczanesinde başına 24 saatten fazla ayrılması yasaktır. Ayrıldığı takdirde yerine bir mesul eczacı yine atamak zorundadır. Çünkü içeriye giren vatandaşa sağlık hizmeti ancak bu işin eğitimini almış sağlık personeli tarafından verilmelidir. Eczanelerde sağlık hizmetinin eğitimi almış personel de eczacılardır. Peki. Bu sebepten eczacıları orada bulmak zorundasınız. Onun için çok kolay bir işimiz yok esasında. Peki hocam mesela bütün çalışanlar tatil yapıyorlar. Mesela diyelim ki eczacıların tatil yapma dönemlerinde işte kepenki kapatması mı gerekiyor? O şey, bir tane kapatma durumları nasıl oluyor o zaman? Kapatmıyor eczanesini 15 güne kadar kanun şeye izin veriyor. Bir başka bir hali hazırda eczanesi olmayan bir eczacı yerine atayıp sağlık müdürlüğüne başvuruyorsunuz. İşte falanca eczacı benim yerime 15 gün vekalet edecek diyorsunuz. 15 gün boyunca sizin yerinize orada o hizmeti o eczacı veriyor. Siz tatil yapabiliyorsunuz bu süreçte. Evet hocam şimdi siz konuşurken aklıma eleman sorunu da geldi. Birçok işveren özellikle nitelikli eleman bulamıyoruz, çalışacak eleman bulamıyoruz diyorlar. Ve sizin eleman seçim konusu nasıl oluyor? Eczacı teknikerleri mi dediniz? Eczane teknisyenlerimiz var evet. Şimdi bunların okulları var artık. Bizim Kuvancılar'da yüksek okulu var. Eczacı teknisyeni yetiştiren bir yüksek okulumuz var. Buradan ama bunlar henüz daha yeni mezun vermeye başladılar. Bizde geleneksel olarak eczanelerde usta çırak ilişkisiyle yetişmiş bir personel var. Yani liseyi bitirdikten sonra gelip eczanede başlayıp hem mesleği öğrenerek eczacı tarafından yetiştirilerek eczane teknisyenliğini öğrenen arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımızla hep bu işler yürütülüyordu. Ama artık gelinen noktada hem bu yardımcı eczacılık dediğimizden ötürü eczanelerde ikinci eczacılar çalışıyor. Yani birden fazla eczacı çalışmaya başladı. Zaten hani dediniz ya eczacıların istihdamı nasıl olacak? İşte böyle olacak. Yani zaman içerisinde eczanelerde belki de bu eczane teknisyeni dediğimiz arkadaşlarımızla birlikte belki de bir olsaydı da eczacı çalışıyor olacak. Yani bir eczanede 3-4 tane eczacı, 3-4 tane eczane teknisyeni bir arada hizmet yürütecek ki bu aslında sağlık açısından da çok daha doğru bir iş olacak. Bizim teknisyenlerimiz ama genelde yetiştirme yöntemiyle bugüne kadar olmuştu. Ama bundan sonra tabii ki genç arkadaşlarımız mezun olup geldikten sonra onlar da bu hizmeti de çok daha sağlıklı biçimde yürütmeye başlayacaklar. Evet hocam çok iyi olur. Çünkü çocukların birçoğu bence iş bulma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Ve eczacılık da böyle dışarıdan bakılınca dediğim gibi hem çok güzel. Sempatik geliyor değil mi? Sempatik, konforlu, rahat. Hani gelen müşteri diyeceğim. Gelen müşteriyle böyle diyalogda kısa. Yok müşteri değil miyim? Hasta değil. Hasta mı diyeyim? Tabii ki hasta onlar. Müşteri değildir. Böyle bir şey olur mu ya? Bizim eczanemize girenler hasta. Onlar tedavi edilmek için eczanelere giriyorlar ya. Bizim müşterimiz olmaz. Onlara da asla ticari açıdan bakmayız. Evet. Hocam işte hani diyaloglar daha kısa. Biraz daha böyle daha disiplin edilmiş ilişkiler olduğu için daha böyle sempatik bir meslek geliyor. Mesleğin biraz da bence zorluklarından da bahsedelim sizin. Hani bu özellikle yeni düzenlemeyle beraber çocukları bekleyen bir zorluk var. Evet. Tabii meslek yani yeni meslektaşlarımızın
Şunu sürekli anlatıyoruz gençlere, eğer eczane açmak hayaliyle eczacılık fakültesine giriyorsanız bu şartları bilerek tercih edin. Ama eczacılığın tek istihdam alanı eczaneler değil. Sonuç itibariyle mesela eczacılıkta nasıl tıpta uzmanlık sınavı varsa eczacılıkta da bir uzmanlık sınavı var. Ve eczacılıkta uzmanlık sınavında klinik eczacılık ve fitofarmasi diye iki alan var. Yani eczacılık fakültesini bitiren genç meslektaşlarımız bu uzmanlık sınavına girerek klinik eczacılık uzmanlığı ve fitofarmasi uzmanlığı, fitofarmasi değil mi? Bitkilerle tedavi, evet. Uzmanlığını hastanelerde yaparak bu alanda da istihdam edilebiliyorlar. Aynı şekilde tüm hastanelerde ve hastane eczacılarında eczacıların istihdam alanları var. Aynı şekilde ilaç sanayisi eczacıların temel istihdam alanlarıdır dünyada. Bizim ülkemizde maalesef biraz sanayinin özellikle araştırma geliştirme kısmındaki yetersizliğinden kaynaklı bir istihdam sıkıntısı var. Ya örneği şöyle vereyim size. Almanya'da 60, Almanya'da nüfusumuz aynı olduğu için genelde orayı örneklemek çok daha doğru oluyor. 60 bin civarında eczacı var Almanya'da, mezun olmuş eczacılık fakültelerinden ve 20 bin eczane var. Türkiye'de bizim 39 bin mezun olmuş şu anda eczacı var Türkiye genelinde. 29 bin eczanemiz var. Yani orada eczacıların sadece 3'te 1'i eczane, serbest eczane işletme alanında faaliyet yürütürken bizde yaklaşık %75'i bu alanda faaliyet yürütüyor. Aslında eczacıların istihdam alanları çok daha geniş ama bunun için tabii ki özellikle çok daha gelişmiş bir ilaç sanayisi, araştırma geliştir, Ar-Ge anlamında gelişmiş bir ilaç sanayisi ihtiyacı var. İlaç sanayimiz Ar-Ge anlamında kendini geliştirdikçe istihdam alanlıkları da çok daha fazla artacak. Çünkü ilacı sorumlusu eczacıdır. İlaç yapmayı eczacı bilir. İlacın üretimi, üretim teknolojisi konularında eğitim gören kişi eczacıdır. Yıllarca bunun eğitimi alarak okulda mezun olur. Arasında eczacılık fakültelerinin müfredatlarına baksanız eczanede yaptıkları işle okul müfredatları arasında çok az ilişki vardır. Yani okulun müfredatının temeli ilaç üretimi, ilaç geliştirilmesi, ilaç sentezlenmesi, bitkilerden elde edilen ilaç maddelerin ilaca dönüştürülmesidir bizim eğitimimizin temel alanı. Bunun yanında temel tıp derslerinden de eğitim alırız. Ama burada bu alanda verdiğimiz hizmetin temeli aslında temel tıp dersleri ve farmakoloji dediğimiz ilacın ne işe yaradığı, nasıl kullanıldığı dersini veren konu. Bunun dışındakileri çok eczanelerde kullanma şansımız yok. Ama dediğim gibi dünya genelinde eczacılık istihdamı aslında çok daha farklı bir alana yerleşmiş durumda. Ülkemizde de oraya doğru gidecek bu zorunlu olarak tabii ki. Özellikle ilaç sanayisi ve ilaç Ar-Ge'si geliştikçe. Hocam peki bu öğrencilerin tercihlerine yansıdı mı? Tabii ki yansıdı. O dilim düştü mü? Tabii eczacılıkta. Yani biz bundan 15 yıl önce ilk 10 binden alırdı eczacılık fakülteleri. Şimdi 30-35 bin, 40 binlik dilimlerden alıyorlar. Tabii bunun da şöyle de bir etkisi oldu. 2000'den bu yana eczacılık fakültesi sayısı da geometrik olarak arttı. 1996'da 7 eczacılık fakültesi varken Türkiye genelinde bugün 54 tane var. Elazığ, Fırat Üniversitesi'nde var Yok. Mıydı? Yok hala değil mi? Bölgede olmayan biziz herhalde. Malatya var, Erzurum var, Diyarbakır var, Van var, Adıyaman var. Elazığ'da fakülte yok. Onunla ilgili de bir çalışma yürütülüyordu ama şu anda bilmiyorum detayları ne oldu. Yani Fırat Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede bence hemen hemen bütün bölümlerin de olması gerekiyor. Aslında işte az önce sordunuz ya çocuklar ne yapacak diye. İstihdam olmayacaksa fakülte olması çok anlamlı mı? Hocam peki hangi alanda istihdam var? Yani böyle düşünün siz şu anda üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Hangi bölümü tercih ederdiniz? Tekrar ben üniversite. Evet. Ben eczacı olurum tekrar. Yo şey diyorum hani istihdam alanında böyle evet bunun geleceği garantisi var. Şimdi çocukların birçoğu tıp istiyor. İşte onun için tıp istiyorlar zaten. Yani hani tıp sektörü kapanmaz. Ben rahat iş bulurum. Evet. Özelde de iş bulurum anlayışıyla. Sonuçta üniversiteler hocam bizim mantaliteyi baştan değiştirmemiz gerekiyor. Üniversiteler aslında bizim ekmek kapımızdan ziyade entelektüel donanım açısından çok önemli. Ama bu tamamen biz artık şeye çevirdik. Bu benim para kaynağıma çevirdiğimiz için çocukların hepsi de o açıdan bakıyor. Ve birçok insan sevmediği mesleği yapıyor. Bakın siz tekrar dediniz ki ben tekrar eczacı olurdum. Ama birçok insana sormak lazım. Tekrar hangi işi yapardın? Tabii ki yani şimdi bizde üniversite sınav tercihlerinde gençlerimiz sevdikleri mesleği icra etmekten ziyade ileride hayatını idam ettirebileceği iş bulmakta zorlanmayacağı bir mesleği tercih ediyorlar. Onun için de bizde temel tıp bilimleri üzerine eğitim veren fakültelerin puanları çok yüksek. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi gibi okullar mühendislik fakülteleriyle falan kıyaslanmayacak kadar yüksek puanlarla alıyorlar öğrenci. Burada çünkü insan oğlu var oldukça sağlık sıkıntısı yaşadığı sürece de bu mesleklere ihtiyaç olması temelinden gidiliyor. Ama üniversite sayısının zaten böyle hızlı bir şekilde artması
çok doğru bir politika mıydı? Ondan da emin değilim ben kendi adıma. Biz 54 Eczacılık Fakültesi'nin çok fazla olduğunu düşünüyoruz. Öyle eczacılık fakülteleri görüyoruz ki eczacı öğretim üyesi yok. Yani eczacılık fakültesine biyolojiden gelmiş bir hoca eğitim veriyor. Kimya fakültesinden gelmiş bir hoca eğitim veriyor. Ama mesleğe eczacılık olan, eczacılık alanında doktora, yüksek lisans, doktora yapıp akademik unvanlar kazanmış hiç eczacının olmadığı eczacılık fakülteleri var. Benzer diğer fakültelerde benzer durumlar olduğunu tahmin ediyorum. Ya biz onun için mesela bununla ilgili bu yıl da bir açıklama bir şey de yaptık. 54 tane eczacılık fakültesinin sayısı çok yüksek sayıda olduğunu düşünüyoruz. Evet hocam, mesela özellikle şu anda şey problemi de var. Mühendislik fakültesinde öğrenci bulma problemi bile var. Maalesef mühendislik gibi bir bölüm o da biraz zede aldı maalesef. İstihdam olmazsa ne yapsın çocuklar? Yani çok alanım değil tabii mühendislikle ilgili. Ben evet. Yorum yapmam doğru olmaz ama kendimizden biliyorum. 54 tane eczacılık fakültesi mezun veriyor yılda 3500 civarında. Eczacı yetişiyor her yıl ama Türkiye'nin yılda 3500 eczacıyı istihdam edebilme şansı yok. Onun için bunu biz sürekli talep ediyoruz. Eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının düşürülmesi gerektiğini. Yani açılmış fakülte tabii ki kapanmaz. Böyle bir talebimiz de yok. Ama 100-150 öğrenci almak yerine çok daha az sayıda öğrenci alıp çok daha yoğun laboratuvar imkanlarıyla az sayıda öğrenciyi eğitmek hem mesleki kalite, eğitim kalitesini yükseltecektir hem de çocukların istihdamını kolaylaştıracak. Maalesef şu anda ülkemizde çok fazla sayıda eczacılık fakültesi var. Kendi adımıza bunu söyleyebilirim yani. Şimdi hocam siz dediniz ki bizim işimiz ilaç üretmek. Doğrudur. Doğru mu? Şunu konuşmak istiyorum. Biz ilaç üretimi konusunda biz dışa bağımlı mıyız? Tabii çünkü birçok eczaneye gittiğimiz zaman birçok şöyle söylemler duyabiliyoruz. İlaç yok. Evet. Bir tane noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Neden hala ilaçta üretici konumunda değiliz? Temel sıkıntı nedir sizce? İlaç yokluğu önemli. Bunu burada sorduğunuz yolda anlatmak da isterim. Bir kere birincisi ilaç çokluğunun sorumlusu eczacılar değil. Yani vatandaşlarımıza bunu söyleyelim. İlaç yokluğunun temel sebebini şöyle izah edeyim. Türkiye'deki şu anda eczanelerde satılan ilaçların %50'si ithal zaten. Tamamıyla ithal menşeli ilaç üretiliyor. Kalan %50'nin de çok büyük bir çoğunluğunun ham maddesi yurt dışından geliyor. Böyle olunca hem pandemiden kaynaklı yoğun bir fiyat artışı şeyde yaşandı. Nakliye ücretlerinde yani ilaç ham maddeleri çok büyük bir çoğunlukla uzak doğudan gelir. Uzak doğudan nakliye fiyatlarının inanılmaz yükselmesi, birkaç katına çıkması pandemi kaynaklı gemiden nakliye fiyatlarının yükselmesi ilaç ham maddesi gelişinde bir nakliye de bir külfet getirdi. İlaveten döviz kurundaki çok hızlı geçişkenlik ithal ilaçların zaten direkt ithalatına sıkıntı yaratırken ilaç ham maddesi gelişinde de bir sıkıntı yarattı. Bundan kaynaklı olarak da piyasaya ilaç arzında bir sıkıntı oluştu. Bu da bizimle vatandaşa yansıyor ama vatandaşın tabii ki muhatabı eczacı. İçeri girince ilacını eczacıdan istiyor. Ben şunu çok net biliyorum ki her meslektaşımız hastasına ilacını veremezken çok rahatsız oluyor. Yani akşam şeylerde WhatsApp gruplarında şu ilaçtan bir kutu var mı hastaya içtiyse birkaç günlük verelim de ilaç gelene kadar ihtiyacını giderelim diye meslektaşlarımız akşama kadar artık işini yapmayı bırakıp ilaç temin etmeye çalışıyorlar. Çünkü ilaç tedarik kanallarında ilaçlar yok. Bir de şöyle bir şey var. Bunun da sebebi şu. İlaç fiyat kararnamesi yılda bir kez zam öngörüyor. Bir önceki yılın euro kuruna göre devlet bir ayarlama yapıyor. Ve her yıl Şubat ayında bir zam yapıyor. Ama kurdaki bu aşırı ve hızlı geçişkenlik Kasım-Aralık ayındaki ilaç üreticilerini sıkıntıya sokunca ilaçlar yoka girdi. Zamlar da gelmeyince böyle bir sıkıntı yaşandı. Şimdi çok ilginç bir şekilde bu yıl ilk kez oldu. 17'yi 18'e bağlayan gece 138 tane piyasada bulunmayan ve çok önemli ilaçlara zam, ara zam gel dediğimiz bir zam yaptılar. Bunların içinde insülinler gibi, epilepsi ilaçları gibi ilaçlar var. 17'sinde saat 5'te ilaçta dağıtım kanalını arayan meslektaşımıza yok denilen ilaçlar çok ilginç bir şekilde gece zam geldikten sonra 18 sabah 9'da hepsinin stoklarına girdi. Biz de dedik ki, diyoruz ki arkadaş dün akşam 5'te olmayan ilaç nasıl sabah senin stoğuna girdi ya? Yani İstanbul'dan yüklenen kamyonun gelme şansı yok. Sen nasıl bu ilacı o zaman bu ilaçlar stoklarda var da yok mu diyordunuz bize? Gibi bir sorumuz var. Bu da ilaç takip sistemi denen Sağlık Bakanlığı'nın müthiş geliştirdiği, dünyada çok iyi uygulanan bir sistemimiz var. Ben buradan yetkililerden rica ediyorum lütfen. Eğer bu ilaçlar stoklarda varken bize yok deniliyor idiyse bunu ilaç takip sistemi denen lütfen yakalayın ve gerekli cezaları verin. Ha ilaçlar yoksa da birisi bana anlatsın yani 17'si gecesi zam geliyor. Akşam saat 5'te olmayan ilaç sabah saat 9'da nasıl deponun, Elazığ'daki deponun stoğuna giriyor? Olacak iş değil yani akla ziyan bir durum. Bu konuda bizim bakanlıkla ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok ciddi ve titiz olması lazım. İlaç yokluklarının temel sebebi bu konu. Euro kurundaki aşırı geçişkenlik, buna bağlı ilaç fiyatlarındaki dengesizlik, üreticilerin kar etmediği için ilacı getirmemesi, ithalatçıların getirmemesi,
Eczacıların buradaki sorumluluğu sıfır. Bakın çok samimi söylüyorum, sıfır. Ve inanın her meslektaşımız aman aman hastamın ilacını temin edeyim, ilaçsız kalmasın diye uğraştığını görseniz siz de takdir edersiniz. Böyle bir çalışma yürütüyoruz. Yurt dışına bağımlı mıyız? Oraya geçersek evet bağımlıyız. Ya ilaçlarınıza, özellikle yüksek teknoloji ilaçlarında tamamen yurt dışına bağımlıyız. Yani Türkiye'de genel kullanılan ilaçları sadece %50'sini üretebiliyoruz. Bunların da ciddi anlamda ham maddeleri yurt dışından geliyor. Çok yoğun Hindistan'dan, Hindistan menşeilidir ham madde üretimi. Avrupa çok ham madde üretmez çünkü ilaç kimya sanayi kirli bir sanayidir. Avrupa ülkesine değer veriyor kirli sanayilerini. Uzak Doğu'da yaptırıyor. Onun için ilaç ham maddelerini yoğunlukla Hindistan'dan geliyor ve biz de çok ciddi anlamda ilaçta maalesef dışa bağımlıyız. Hocam şimdi özellikle kronik rahatsızlıklarda ilaca bağımlılık var. Belirli hastalıklarda tabii mesela ki, özellikle tansiyon gibi. O tür hastalıklarda ilaçların temin noktasında bir sıkıntı ciddi bekliyor mu hastaları? Yok. Ben çok... Tedirgin çünkü insanlar. Tabii ki bir ara ara bulamadıkları da oldu şu süreçte bu bahsettiğim sebeplerden ötürü ama şu anda gerçek anlamda yok olan ilaç sayımız azaldı. Özellikle şu son iki gün önce gelen zamla. Bir de Şubat ayında Euro geçişinden kaynaklı zam geldikten sonra ilaç sanayicilerinin ilaçları piyasaya çıkaracağını düşünüyoruz. İthalatçıların da vereceğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın çok ciddi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Umarım da yaşamazlar. Şu anda da o sıkıntıyı yaşatmamak için gerçekten tüm meslektaşları inanılmaz uğraşıyorlar. Yani ilaç dağıtım kanallarını arıyor, ilacı bulamıyor. Bu kere arkadaşı olan eczaneleri arıyor. Acaba sizin elinizde bir tane fazla var mı ya? Verseniz de biz hastanın en azından ilaç piyasaya çıkana kadar ki ihtiyacını gidersek falan gibi. Yani bu işte yoğun uğraşıyoruz. Bu şekilde temin ediyoruz vatandaşlar umarım ama Şubat'tan sonra ilaç sanayisinin zammalarını aldıktan sonra ilaçları piyasaya çıkaracağını umuyoruz. Bu arada bunun da çözümü var aslında, bunu da yıllardır öneriyoruz. Yılda bir kez zam yapmak yerine bu zammı dörde bölüp parça parça yapsa devlet. Yani yılda bir kez örnek veriyorum %25'lik bir, geçen yıl %21 olmuştu mesela yerine. %5 dört kez yapsalar. İlaç sanayicileri de bu pozisyona girmeyecek diye umuyoruz biz yani. Böyle bir sıkıntı var. Bunun da arada vatandaşlar mağdur oluyor. Tabii ki doğal olarak eczanesine gittiği zaman. Eczacısından istiyor ilacını. En haklı, en tabii hakkı. Ama bunun sorumlusu da biz değiliz maalesef. Evet. Şimdi hocam şöyle bir soruyla devam edeyim. Melisa Hanım merhabalar. Program için çok teşekkürler. Mehmet Bey'e sorum şöyle. Evlerde bir kısmı kullanılmış veya hiç kullanılmamış ilaçların geri dönüşümü ne derecede mümkündür? Teşekkürler demiş Profesör Doktor Mehmet Ali Kırpık. Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ders. Selamlarımızı yolluyoruz, saygılarımı yolluyorum. İlaçlara geri dönüşüm olmaz. İlaçların saklama şartları vardır, kurulma evet, şartları vardır. Evet, onları da konuşabiliriz hocam. İlaçların yani eczaneden çıkıp bir çünkü eve gidip buzdolabında olur genellikle. Eve giden toplumda ilacın nasıl korunduğu konusunda bir bilgimiz olmadığı için o ilacı geri alıp başka bir hastaya kullanım amaçlı veremeyiz. Burada bir sıkıntı olur. Yani ilacın 30 derece üzerinde bir kaç saat geçirmesi stabilitesini bozacaktır. Soğuk zincir ilaçları özellikle buzdolabının dışında kalmışsa veya bir elektrik kesintisine maruz kalmışsa bunun hastaya verilmesi hastanın tedavisini aksatacaktır. Bir eczacı nasıl korunduğunu bilmediği, kendi muhafaza etmediği bir ilacı alıp hastaya veremez. Verdiği takdirde o ilacın fayda edip etmeyeceğini bilemeyiz. Düşünsenize bir insülin uygun şartlarda korunmamış, bozulmuş hastaya veriyorsunuz. Diyabet hastası insülini kullanıyor ve şekeri düşmüyor. Yani bunu göze alamayacağımız için ilaçla geri dönüşüm maalesef. Evet. İlaçları biz kimyasal atık olarak değerlendiririz. Onların toplanıp uygun şartlarda imha edilmesi gerekir. Normal şekilde çöpe atılmamalıdır. Bu konuda esas çalışmanın yürütülmesi gereken alan bu. Yani ilaç kimyasal atık olarak çöp kutusuna atılmamalı. Çünkü çevreyi çok ciddi kirletebilecek bir materyal. Bunun esasında sıfır atık denen belediyelerimizin de bir projesi var. Elazığ Belediyesi'nde şu anda bu konuda bir çalışması var. Bu önemli, bu kısım önemli. Yani bu ilaçları toplayıp doğru imha yöntemleriyle imha ettirmek. Yoksa onları tekrar hastaya ulaştırmak söz konusu değil. Evet, işte burada da vatandaşı bilinçlendirme namına yapmış olduğumuz seminerlerimiz var demiştiniz. Bu da bence çok önemli çünkü işte biz seyircimiz sormuş, geri dönüşüm bizde geri dönüşüm yok ve şu şekilde aslında tıbbi atık olarak değerlendirmesi gerekiyor. Onlar da çok önemli. Şimdi hocam gelelim ilaç tüketimine. Özellikle yaş almış vatandaşımızın özellikle ağrı kesicileri çok tükettiği bir ülkede yaşıyoruz bence. İlaç tüketimini konusuna birazcık değinmek ve bu konuda da biraz bilinçlendirmek istiyorum açıkçası. Tabii ki bilinçlendirme kısmı sizde. Ya ilaç tüketimi ülkemizde çok yoğun değil aslında. Ortalama bir Avrupa Birliği vatandaşının yarısı kadar bir ilaç tüketmiyoruz biz. Hani bu aslında bizde biraz yanlış bir algı var.
Özellikle ileri yaşlı vatandaşlarımızın kronik hastalıkları var. Yani az önce bahsettiğiniz hipertansiyon, diyabet, kalp, astım gibi akciğer hastalıkları. Bu hastalıklar biliyorsunuz artık olduktan sonra iyileşmeyen hastalıklardır. Sürekli tedaviye ihtiyaç duyulan hastalıklardır. Bununla ilgili düzenli kullanmaları gereken ilaçlar var. Burada öncelikle önemli olan ilaçların düzenli ve doğru kullanmak. Eğer bir ilaçtan fayda görüyorsa, yani şöyle hayat standartlarını devam ettirebilecek kalitede, hayat kalitesini yükseltecek şekilde kullanıyorsa bir ilacı, sık ilaç değiştirmeyi çok doğru bulmuyorum. Yani ilacını kullanmaya devam edip çok da sık hekime gidip ilaç değişim talep etmemeleri çok daha sağlıklı olacak. Çünkü zaten ilaç hayat kalitesini yüksek tutuyor. Ha, bunun dışında sizin söylediğiniz akut rahatsızlıklar için kullanılan ağrı kesiciler, grip ilaçları gibi ilaçlar için soruyorsanız bunu, yani ağrı kesiciler de sonuçta eğer ağrınız varsa da doğru dozda, yani 12 saatte bir veya 8 saatte bir kullanılan ağrı kesicilerin kullanılmasını çok yanlış bulmuyorum. Hani çok pahalı ilaçlar da değiller zaten. Ve bizim şöyle bir gerçekliğimiz var. Avrupa Birliği'nin hakikaten 3'te 1 civarında ilaç kullanan bir toplumuz biz. Hocam çok enteresan bir bilgi oldu. Hep sanki Türk toplumunda ilaç tüketimi daha fazlaymış gibi kesinlikle lanse edildi. Kesinlikle değil. Özellikle mesela Amerika, yani Anglo-Sakson kökenli ülkeler, Amerika, İngiltere gibi ülkelerde bizim ilaç dediğimiz şeyler, onlar ilaç bile demiyorlar. OTC dedikleri tezgah üstü ürün olarak reçetesiz falan kullanıyor insanlar onları. Gidip böyle marketten alır gibi alıp kullanıyor. Bizde tamamı kontrole ve denetime tabidir. Eczacı ya danışılmadan alınmaz, reçetesiz çoğu kullanılmaz bu ilaçların. Biz çoğu ülkeye göre bu konuda çok daha ileri denetim mekanizmaları kurmuş bir ülkeyiz. Bizde tüm ilaçlar reçeteli satılır. Doktor tavsiyesi olmadan ilaçlar kullanılamaz. Bu sebepten ötürü de biz gerçekten OECD ülkeleri bazında düşünürsek, yani tabii ki bir Afrika ülkesinden fazla kullanıyoruz, orada bir sorun yok da ekonomik olarak OECD ülkeleri içerisinde belki de ilaç tüketimi en az toplumuz biz. Evet. Hocam biraz da diğer kısma da geçelim şöyle. Depo olarak şimdi ben eczaneye gittiğimde, özellikle eczane mesela kozmetik ürünleri içerisinde gittiğimizde depoda olmadığını söylüyorlar. Şu depo kısmında sorun yaşıyor musunuz? Sanırım Elazığ'da bir tane depomuz var. Kozmetik ürünler mi? Ya mesela diyelim ki bir güneş kremi mesela. Ha. Onun gibi. Hani ilaçların dışında da başvurduğumuz zaman mesela saç spreyleri olabiliyor. Yani kozmetik alanına giren özellikle. İnternet alışverişi de fazlasıyla var. Belki evet. Bunu da konuşabiliriz. Ya şöyle şimdi kozmetik kullandığınız ürüne bağlı bazı ürünler depolar kanalıyla ulaştırılmıyor eczanelere. Özel bayilikler aracılığıyla kullanılan kozmetik ürünler de var. Hani ürünün ne olduğunu bilmediğim için yorum yapamıyorum. Ama Elazığ'da 3 tane depomuz var. Yani ulusal çapta hizmet veren 2 tedarik zinciri, bir de eczacıların kendileri kurdukları bir eczacı kooperatifinin deposu olmak üzere 3 tane tedarik kanalımız var. Üçünde de ürün çeşitliliği gayet iyidir. Ama ilaç açısından herhangi bir, yani Elazığ'da piyasada olan bir ilacı biz Elazığ'daki hastamıza en kötü 24 saat içerisinde ulaştırabiliriz. Yani çok daha hızlı ulaştırma imkanımız da var ama ola ki Elazığ veya çevre illerde bulamadık ilacı, İstanbul'da olsa bile uçak kargolarla vesaire ilaç konusunda yani endişeye mahal yok. 24 saat içerisinde maksimum hasta ilacı ulaşabilir. Elazığ'da bu açıdan rahatız. Kozmetik konusuna geldiğince tabii bu kozmetik kesimde biraz arz talep işi. Hani kullanıcının talebi doğrultusunda bulundurulan, getirtilen, stoklanan ürünler olduğu için o konuda bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Yani yaşadığınızın olduğunu bilmediğim için çok açıklayabileceğim bir konu değil. İlaç konusunda ama şunu söyleyeyim. En kötü şartlarda 24 saat arasında hastanın bir ilacı ulaşım süresi piyasada var olan bir ilaç için. Dediğim gibi çevre illerde olmadığı takdirde dahi İstanbul'dan uçak kargoyla 24 saatte ulaştırabiliyoruz. Ama %98, %99'umuz zaten en kötü 1-2 saat içerisinde vatandaşımız ulaştırabiliyoruz ilacı. O açıdan herhangi bir sorun yaşanmıyor. Evet. Hocam eczacılar olarak vatandaşlardan beklentilerimiz neler? Yok, bizim vatandaşlardan bir beklentimiz yok. Onlar ilaçlarını doğru kullanıp sağlıklı yaşamaya devam etsinler. Bizim beklentimiz o. Biz onlara hizmet vermekle, sağlık hizmeti vermekle yükümlüyüz. Biz onlara en iyi sağlık hizmetini vermek istiyoruz. Onlar da bizden en iyi sağlık hizmetini talep etsinler zaten. En iyi sağlık hizmetini, eksik sağlık hizmeti veriyorsak mutlaka bizle paylaşsınlar. Sağlık hizmetini alamadım, ilaç danışmanlığı eksik yapıldı. Bu konuda çünkü bizim görevimiz, vazifemiz, ettiğimiz yemin vatandaşın sağlık hizmetine en iyi şekilde ulaşmasını sağlamak. İlaca 7 gün, 24 saat mutlaka ulaşması, ilaç danışmanlığını alarak ulaşmasını sağlamak. Bunu talep etsinler bizden. Bizim onlardan beklentimiz sağlıkları açısından. Düzenli kullanmaları gereken ilaçları varsa mutlaka düzenli kullansınlar. Evet. Hocam peki pandemi sizin ne şekilde etkiledi eczacılarımızı? Tabii ki çok ciddi etkiledi. 100'e yakın meslektaşımızı kaybettik biz pandemide. Türkiye genelinde. 84'tü en son sayı, belki olduysa hatırlamıyorum. Eczane teknisyeni çalışma arkadaşlarımızı kaybettik.
Ona yine aynı sayıya yakın miktarda. Pandemi sürecinde insanlar çok zor şartlarda hizmet verdiler meslektaşlarımız. Hiçbir eczanesinin kapısını kapatmadı. Hepsi hastalarını yine eczanenin içine buyur etti. Sağlık hizmetini kesintisiz sundu. Pandemi şartlarında bile her vatandaşımız eczanenin içine girerek ilaç hizmetini ve sağlık hizmetini aldı. Bu konuda hiç aksatmadık. En ufak bir sorun yaşatmadık vatandaşlarımıza. En ön saftaydık bu savaşta. Bu süreç içerisinde bazen eczanelerin içindeki yoğunluktan ötürü dışarıda beklemek birkaç dakika zorunda kalan vatandaşımız olmuş olabilir. Ama bunun dışında eczaneler kesintisiz 7 gün 24 saat pandemi şartlarında ilaç hizmeti vermeye devam ettiler. Meslektaşlarımızı kaybettik, çalışma arkadaşlarımızı kaybettik. O sıkıntılı ve stresli şartları tabii ki yaşadık. Ama sonuçta pandemi bir sağlık sorunu. Biz de sağlık çalışanıyız, sağlık emekçileriyiz. Görevimizi yaptık yani. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Evet, evet. Allah rahmet eylesin hocam. Kayıplar çok fazla oldu. En çok da sağlık sektöründen maalesef oldu maalesef. Umarım bir an önce atlatırız. Umarım, inşallah. Evet. Hocam son olarak ekleyeceğimiz bir şey vardır, değinmek istediğimiz bir şey var mı? Özellikle vurgulamak istediğiniz. Şey konusunda mı? Eczanelerin evet, hizmeti alanında konusunda mı? Ya burada şöyle, eczanelerden ilaç hizmeti alınırken yoğunlukla alınan ilaç hizmeti Sosyal Güvenlik Kurumu. Yani vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıları olarak doktora başvuruyorlar. Onlara medroprovizyon sisteminde birer ilaç yazılıyor. Gelip bunları eczanelerden temin ediyorlar. Bu süreçte yaşadığımız temel sıkıntılar var. Birincisi, medroprovizyon sistemi her zaman %100 çalışmıyor maalesef. Bundan kaynaklı gecikmeler ve sorunlar oluyor. Bu konuda bir sabır rica ediyoruz. İkincisi, yine devletin bize yüklediği çok büyük bir görev var ve hiç üstümüze vazife olmayan bir iş. Vatandaşların hastaneye gittikleri takdirde devlet ödemeleri gereken bir muayene katılım payı denen bir ücret var. Devletin tahsil ettiği bir ücret. Bu ücretlerin tahsilatı maalesef eczanelerden yapılıyor yıllardır. Biz hiç üstümüze vazife olmayan bir şekilde X hastanesinin vatandaştan alacağını tahsil edip devlete ödüyoruz. Şimdi bu tabii ki bizim açımızdan büyük bir sıkıntı. Bazen eczaneye başvuran vatandaş da bu paranın ne olduğunu çok anlayamayabiliyor ki çok da haklılar. Yani ben hastaneye gittim, niye buraya para ödüyorum diyor. Bunu buradan bir açıklamak istiyorum. Bu bizim üstümüze vazife değil ama maalesef biz bunu tahsilatını yapıyoruz. Yapmak istemediğimiz halde yapıyoruz. Eğer bizim meslektaşımız vatandaşlarımıza bunu anlatıyorsa evet bu böyledir. Bunun zaten belgesini alabilirler eczanelerden. Muayene ücreti listeleri çıkar. Yani o 20 lira, 30 lira, 8 lira, 15 lira ne kadarsa onu gösteren bir liste vardır. Meslektaşımızdan bunu talep etsinler sadece. Desinler ki tamam muayene ücretim 20 TL'ymiş. Onu gösterir, belgeyi bana verir misiniz? Meslektaşlarımız zaten onları verirler onlara. Onlar da oradan neyi ödedikleri hakkında fikirler olur. İsterlerse e-devletleri üzerinden bunu kontrol edebilirler. Meslektaşlarımız bu konuda yanlış, uygunsuz bir şey yapmazlar. Zaten görevimiz de değil. Onu bu konuda bilgiler olması iyi olur bizim açımızdan. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Bilgiler çok değerliydi. Benim soracaklarım bu kadar. Umarım seyircilerimizin aklındaki bütün soruları da cevap vermişizdir. En son açıkladığınızda vatandaşlar açısından çok çok önemliydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.